Zaten şey gibi oldu. Sistemik dizim eğitiminden pek çok kişi var. Baya yakın oldu. Merhaba, hoş geldiniz. Yeni yüzler de var. Çok eskiden beri bu yolculuğu beraber yaptıklarımız da var. Dolayısıyla bazılarınız için tabii ki şey olacak. 101. Travma 101 olacak. Tekrar tekrar dinliyorsunuz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet, şimdi başlıyoruz, değil mi? Okay. Hocam hoş geldin. Hiç görüşmemişiz gibi yapıyoruz. Sizin Hiç hocam. görüşmedim. 5 dakika önce konuşmamış gibi yapıyoruz. Tamam, Hocam okay. direkt başlayabiliriz. YouTube'dan da yayınlanıyor. Daha sonra gelmek isteyenler oradan da izleyebilirler. Sonra bu kaydı paylaşacağız zaten. Tamam. Teşekkür ederim desteğin için. Yine kabul ettiğin için. Kolay gelsin diyorum. Çok sağ Teşekkürler. olasın. Şimdi böyle biraz önce hani nasıl gözüktüğümü görmek için şeye girdiğimde, bu bağlantıya girdiğimde kendimi görünce şaşırdım. Ya epey iyi gözüküyorum dışarıdan falan oldum. Hiç bu durumda değilim aslında. Onu söyleyerek başlayayım. Sen böyle yarım saat önce koşa koşa gittim, duş aldım, saçımı yaptım falan, bir böyle sizin karşınıza düzgün çıkayım diye. Ben yani arkadaşlar, şimdi bugün travma anlatacağım. Veysi'ye de tabii ki anlatırım falan dedim. Bugün de gidip dinleyip güzel güzel başlayacaksın, ama aslında çok duygusal bir yerden başlıyorum. Kendim. Çünkü böyle annemle babamın galiba öbür tarafa yolculuklarına hazırlandıkları bir zamandayım, 3 haftadır. Nasılsa bu Türkiye'de yaşadığımız bu depremle birlikte eş zamanlı olarak benim annem babamın da böyle bir sağlık sıkıntıları başladı. Tam böyle biraz düzene giriyor, hani biraz vaktimiz var derken, işte bu sabah da büyük bir sürpriz oldu. Gene böyle her şey alt üst oldu. Yine benim için böyle çok duygusal bir gün oldu. Onun için aralarda böyle gözlerim dolarsa falan, kusura bakmayın, zaten konumuz bu. Ay, tam böyle o hem yoğun duygulara izin verebilmek, hem o hüzne izin verebilmek, hem de aynı zamanda şu bağlantıyı kurabilmek galiba en şifalı, beraber olabilmek ve sizlerin gözlerini görmek, gülümseyen yüzlerinizi görmek. Dolayısıyla hem o acıya izin vermek, hem de bu sosyal bağlantıyla yüreği hala aktif tutabilmek, yürek enerjisini alanda tutabilmek. Bu da işte sinir sistemiyle eğitimleri aldığım zaman bunun aslında fizyolojide ne anlama geldiğini anladım. Bunun fizyolojik olarak hakikaten günümüzde artık açıklamaları var. Duygular dediğimiz şey daha açıklanabilir bu zamanlarda. Ve bizim kendi sinir sistemimizle ilgili bildiklerimiz de bu yaşadığımız yoğun duyguları nasıl dönüştürebileceğimiz hakkında öğreniyoruz, ama uygulamak biliyoruz. Çünkü yeni daha bir yerden başlayıp biraz zihneceğim ben böyle duygulardan yukarıya gelip. Ama aynı zamanda da işte o bilgi akışı ve zihindeyken yine de hissetmeye izin verebilirsek, işte tam da hem beyine kan gidişi sağlanırken, hem yürekteki o yoğun duygu duygusal alan verebilirsek, işte o dönüşüyor. Ve biz şimdi 6 Şubat'tan beri çok büyük bir sarsıntıyla çok acılı bir sürece girdik. Anadolu insanları olarak. Belki Türkiye Cumhuriyeti topraklarda
yaşayanlar olarak bir süreçte değil miydi Anadolu? Ve hep zaten böyle zorlu süreçlerden geçmiyor mu? Evet, ama şu anda çok bahsetmek istiyorum size. Tabii bu travma girdabından bahsetmek için de önce travma girdabı dediğimiz şey nedir onu anlatmak istiyorum birazcık. Bunu da biraz böyle... Hocam çok pardon. Güzel olan anlatıp... Çok fazla konu internetin. Bir çözüm bulma şansımız var mı oradan? Ya da farklı bir bağlantı? Bunu derken tam dondum. Travmaya girdi. Şimdi nasıl? Biraz devam et hocam. Biraz. Gene mi sıkıntılı? Bir bakalım. Daha iyi. Daha iyi mi? Yoksa içeriye geçeceğim. Daha karanlık olacak ama. Yani şey, görüntü zaten bayağı bulanık. İçeriye Öyle mi? Evet. O zaman içeriye geçiyorum. Daha iyi olur. Peki. O zaman arkadaşlar bir dakikanızı rica edeyim. Bir dakika şunu kapatayım hemen. İsteyenler benim yüzüme bakabilirler. Hocam Nasıl? burası daha net. Daha mı netim? Okay. Evet, en azından seni görebiliyoruz. Ha Demir o kadar kötüydü. Allah Allah sen evet, de konuşmuştuk. Başta bir güzeldi. Sonra kesik kesik olmaya başladı. Tamam. Ben bölmeyeyim. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkür ederim. Okay. Kusura bakmayın. Şimdi bu travma girdabını bir anlatmak istiyorum. Bu bizim de şu anda içinde bulunduğumuz ve çok aktif hale gelen travma girdabı diye bu travma terapistlerin travma eğitimlerinde konuşulan şey nedir? Bunu anlatmak için de şeyi örnek veriyorum bazen. Travma dediğimiz şey kısaca çok kısa bir zamanda çok büyük bir duygu yoğunluğunun, duyguyu da enerji olarak tanımlayalım. Duygusal hissettiğimiz duyguları yoğun enerji akımları olarak düşünün. Çok kısa bir zamanda çok büyük bir enerji akımının bizim elektrik sistemine girmesi gibi. Yani bunun için çok basit bir örnek verdiğimiz hep aklıma gelen en klasik örnek bir evin elektrik tesisatı oluyor. Değil mi? Evin elektrik tesisatı 220 voltluk elektrik için döşenmiş kablolarla dolu. Bizim de bedenimiz böyle elektrikle işleyen varlıklarız. Elektrik sinyalleri veriyor bütün sinir sistemimiz. Ve bunun bir belli kablolama sistemi var ve belli bir elektrik akımına izin veriyor. Ama bu eve bir yıldırım düştüğü zaman, o kadar güçlü, yoğun bir enerji akımı düştüğü zaman, işte o kablolar yanıyor ya da o evin içindeki beyaz eşyalar yanıyor. Aynı bizim de başımıza böyle çok yoğun bir enerji, duygusal enerji krizi geldiği zaman, böyle bir duygusal yoğunluk içinde kendimizi bulduğumuz zaman, bizim de sinir sistemimizin işleyişinde kalıcı ya da kronikleşen hasarlar olabiliyor. Organlarımız zarar görebiliyor.
takım immün hastalıklar başlayabiliyor. Sinir sistemimiz mod değiştirip hep böyle kendini koruma modunda, yani sanki sigortaları atmış bir ev gibi hep kendini koruma modunda yaşamaya ve dolayısıyla yaşamın kalitesini çok düşük olduğu bir yaşam tarzına mahkum edebiliyor farkında olmadan. Travma bir yoğun, aşırı yoğun bir enerji akımının o sistemin kaldırabileceğinden daha büyük bir enerji akımına maruz kalmaktır. Dolayısıyla zamanın akışında bir kopma oluşur. Travma kendisinden önce olan zamanla kendisi bittikten sonra, olay bittikten sonra her şeyin yolunda gittiği zaman arasında, o bizim zamanı lineer olarak deneyimlediğimiz zaman arasında bir kopuş yaratır. Yani öyle bir şey olur ki o yoğun enerji akımına bu sinir sistemi baş edebilmek için bir koruma mekanizması gelişmiştir ve bu koruma mekanizması sadece insanlarda değil, yaşamın başlangıcından itibaren bütün organizmaların hayatta kalabilmek için o evrimsel süreçte geliştirmiş oldukları defans mekanizmalarıdır. Bu defans mekanizmaları devreye girdiği zaman sistemi hayatta, organizmayı hayatta tutmayı başarır. Fakat o yoğun anın yaşanmış olduğu yer bir şekilde bütün bilincin bütünlüğüne kavuşmadan, bilincin bütünlüğüyle kaynaşmadan ayrı bir mesela ayrı bir parça olarak kalır. Buna örnek vermek gerekirse mesela suyun içinde yüzen bir buz kütlesini düşünün. O buzun içerisinde gene aynı malzemedir suyla, fakat donmuştur. Dolayısıyla suyla karışmaz ve suyun kendi hareketiyle uyuşmayan bir harekettedir. Kendi başına hareket eder ve bütüne kendi bilgisini vermediği gibi bütünün bilgisini de kendi içine alamaz. Ayrı bir parça olarak kalır. İşte travmada bizim hayatımızda, bu tip olaylarda bizim hayatımızda böyle buzlanmış parçalar gibi bizim bütünlüğümüzden, bilincimizle yaratmış olduğumuz bir anlamlı bir yaşam hikayesinden, bir varoluş hikayemizin dışına düşen o yoğun donmuş zaman parçacıkları gibidir. Ancak travmanın, özellikle de kolektif travmanın bir de şöyle bir durumu vardır. Çünkü genelde travma dediğimiz zaman bebekken ve çocukken yaşadığımız travmaların izleri büyük olur. Çünkü bebek ve çocukken sinir sistemimiz henüz olgunlaşmamış bir sinir sistemidir. Dolayısıyla çok çabuk travmatize olabilir. Dış etkenlere karşı çok çabuk çaresiz, aciz, daha henüz kendi kaynakları yoktur. Daha henüz olay ilk defa başımıza geldiği zaman mesela acıyı ilk hissettiğimizde belki hiç bitmeyecek gibi gelir parmağımız kesildiğinde acısı. Fakat büyüdüğümüz zaman biliriz ki parmağımız kesildiğinde tamam şimdi çok acıyor ama birazdan geçecek. Bunu artık biliriz. Dolayısıyla daha farklı deneyimleriz acıyı da. Acıya karşı bir takım kaynaklar ve bilgelikler geliştiririz. Ama çocukken yaşadığımız duygusal travmalar özellikle de yanımızda bir büyük yoksa, bir yetişkin yoksa bize bunun geçeceğini, her şeyin ötesinde yürekle yine de bağlanıp yaşamın her şeye değer olduğunu bize duruşuyla, haliyle ifade eden, kollayan ve koruyan, bize güven duygusu hissettiren bir yetişkin yoksa, bizim yetişkin olduğumuzdaki kişilik yapımızı, karakterimizi çok etkileyen kalıcı izler bırakır. Onun için çocukluk travmaları üzerine çok dururuz, bilirsiniz. Aynı zamanda tabii bu aile dizimi gibi şeyler bize nesillerden aktarılan travmaları da gösterir. Yani bizim doğduğumuz sinir sistemi yapısı, devraldığımız, kendi büyüklerimizden devraldığımız o elektrik aksamı biz devralmadan önce kimler ve nasıl yaşam koşulları tarafından şekillendirildiyse biz onu miras alırız. Dolayısıyla eğer çok endişeli bir yapıdan geliyorsa sinir sistemimiz, öyle bir aileye doğduysak, anne ve belki de baba tarafından
Mesela savaş çocuklarıysa, donmada değil de sürekli kaçmada kaldılarsa, ki gireceğim bunları da kısaca, o zaman biz de direkt endişeli bir sinir sistemine, buna meyilli olarak doğarız. Dolayısıyla biz zaten bir hamuru devralıyoruz atalarımızdan. Onların o hamurun nasıl, hangi baharatlarla, yaşamın hangi dış koşullarına uyum sağlayarak yoğurmuş oldukları o yaşam deneyimleri de bize miras geliyor. Hediyeleriyle olduğu kadar zaaflarıyla da, kırılganlıklarıyla da. Bir de işte bu nesillerden aktarılan travmalarda karşılaştığımız şeylerden bir tanesi kolektif travmalardır. Şimdi kolektif travma dediğimiz zaman şu anda çok önemli bir kolektif travmaya yaşıyoruz. Hepimiz içindeyiz. Hepimiz farklı duruşlardayız. Kimimiz için bu belki de atalarımızın yaşadığı, dolayısıyla bizde bilinçaltımızın derinliklerinde zaten çok büyük bir tetiklemiş olabilir. Tetiği açığa çıkarmış olabilir. Çok büyük bir korkuyu, çok büyük bir travmayı tekrar aktive etmiş olabilir. Dolayısıyla sadece şu zamanda yaşananı değil, daha önceden yaşanmış olanların da yoğunluğu şu an yaşadığımız durumla birlikte açığa çıkıp oldukça zor baş edebildiğimiz, tek başımıza baş etmemizin de belki çok mümkün olmadığı bir aktivasyona geçmiş olabilir sinir sistemimiz. O, çünkü o sigortaları atmış, kenara koymuş olduğumuz bir o donmuş yaşam zaman parçacığı da aktive olmuş olabilir onun içindeki. Bazılarımız için bu bir donma yaratmış olabilir, değil mi? Ya haberlere vermiş olabiliriz, bir şey hissetmiyor olabiliriz, daha çok zihinden yaşamanın defansına geçmiş olabiliriz. Bazılarımız ise tamamen parçalanıyor olabiliriz. Yardım etmek için, bir şeyler yapmak için, ki kendi acizliğimizi hissetmeyelim, bir an önce bir şeyler yapalım, başkalarının acılarını hafifletelim, kendi acımızı hissetmeyelim gibi bir kaçış da olabilir. Bazılarımız da çok öfkelenmiş olabiliriz. Çünkü aslında şu anda yaşadığımız kolektif travma sadece bir deprem travması değil. Çok daha büyük bir şey yaşıyoruz. Yani biz bu somatik deneyimleme bir travma eğitimidir. Somatik beden demek ve aslında beden psikolojisi, beden terapisi gibi bir çalışma somatik deneyimleme. Onun kategorileri açısından baktığımızda deprem başlı başına çok büyük bir travmadır. Fakat burada sadece deprem değil, burada ayrımcılık var, ötekileştirmek var, kasten adam öldürme durumlarına bile gelen, değil mi? Duyulmama, görülmeme gibi varlığının hiçe sayılması, varlık olarak saygı duyulmama gibi pek çok katmanları olan çok yüksek dozlu bir şeye maruz kalıyoruz ülke olarak. Ve polariteyi de çok, ikiliği de çok yükselten bir şey oldu. Dolayısıyla pek çoğumuza çok öfkeli. Zaten yıllardır, hani belki de sadece Cumhuriyet'in değil, yüzyıllardır bu Anadolu topraklarında yaşanmış olan zalim kul ikileminin de çok yükselmiş olduğu bir zamandayız. Yani Karacaoğlanlardan, Aşık Veysel'lerden, değil mi? Yunus Emre'lerden, çok Anadolu topraklarının köklerinde olan bir şeyin de çok aktif olduğu bir zamandayız. Dolayısıyla çok öfke de var. Taraf tutma da var. Pek çok aktivasyona maruz kaldığımız bir zamandayız. Yani duygusal enerji, travma enerjisi şu anda çok yoğun bir elektrik akımı olarak düşünün. Şimdi bu çok yoğun elektriğe, çok yoğun enerjiye evrende baktığımız zaman, yoğun enerjinin uzaydaki yansıması travma açısından baktığımızda kara deliklerdir. Kara delikler delik değildir. Kara delik çok büyük bir kütlenin muazzam bir çekim gücüyle kendi içine çöküp çok minicik bir alana sıkışmasıdır. Ve
o kadar büyük bir kütle, yani bir yıldızın kendi içine çökmesidir. Yer çekiminin kendi içine çekmesidir merkezine doğru. O kadar büyük bir kütle, o kadar minik bir alana sıkıştığı zaman muazzam bir çekim gücü olur. Öyle bir çekim gücü olur ki ışığı kendine çeker, geri yansıtmaz. Dolayısıyla biz ona baktığımız zaman kara delik görürüz. Ama hiçlik değildir. Aslında aşırı çokluktur, aşırı yoğunluktur. Travma da bizim yaşamımızdaki kara deliklerdir. O kadar büyük bir duygusal enerji öyle bir alana sıkışmıştır ki yaşam enerjisini kendisine çeker. Onu bakan herkes, ona maruz kalan herkesin yaşam gücü o kara deliğe doğru çekilir ve insanların geleceğe adım atmakla, kendi yaşamlarıyla ilgili bir şey yapacak güçleri kalmaz. Yaşam enerjimizi yutar. Çok enteresandır. Yunan mitolojisinde Medusa. Medusa'yı bilirsiniz, o yılan kafası bütün yılanlar olan tanrıçadır Medusa, değil mi? Ve Medusa şöyle bir şey yapar. Medusa'yı öldürmeye giden bütün o kahramanlar Medusa'nın gözleriyle, bakışlarıyla karşılaştığında taş kesilirler. Medusa travmadır. Ona doğrudan bakarsak donup kalırız. Taş kesiliriz. Hareket edecek. Yaşarız, belki nefes almaya devam ederiz. Ama donmuş bir sinir sistemiyle. Yaşam gücümüzün çoğu o kara deliğe çekilmektedir. Medusa'yı yenmenin tek yolu ona doğrudan bakmamaktır. Onunla göz göze gelmemektir. Çünkü çok büyük bir çekim gücü vardır travma. Nesillerden aktarılan travmalara baktığımız zaman bunu anlatırken şöyle derim. Mesela diyelim ki bir anne, baba ve üç tane çocukları var. İki tane fark etmez de çocukları. Hayatları gayet yüzyıllardır gittiği gibi çiftliklerde bildikleri sistemle giderken bir anda savaş çıkıyor ve göçe zorlanıyorlar. Ve o anne ile baba bildikleri her şeyi, akrabalarını, sevdiklerini, kendi anne babalarını, mallarını, mülklerini, edinmiş olduğu bütün kültürel zenginliklerini bırakıp bambaşka bir ülkeye, bambaşka topraklara, hiç bilmedikleri bir sisteme gitmek zorunda kalıyorlar. Böyle bir durum olduğu zaman göç travması, genelde baktığımız şey, o anne baba yeni bir ülkeye gitseler bile çoğunlukla o kadar büyük bir kayıp travması yaşamışlardır ki gözleri hep bırakmış oldukları topraklarda kalmıştır. Gözleri hep uzaklara ve hüzünlü bakar. Dolayısıyla bu insanların çocukları da annelerine baktıkları zaman annelerinin gözlerindeki o hüzünlü uzaklara bakışı görürler. Onlar da annelerine baka kalırlar. O bilmedikleri annelerinin baktığı yere baka kalırlar. Dolayısıyla o çocukların çocukları da annelerine baktıkları zaman anneleri anneannelerine bakıyordur. Anneanneleri artık olmayan toprağa, kaybettikleri büyüklerine bakıyordur. Ve derken bu jenerasyonlar geçmişteki travma anına bakan jenerasyonlar olarak doğururlar. Büyürler, sevişirler, evlenirler, çocuk çocuk sahibi olurlar, hayat devam eder ama herkesin yüzü geçmişe bakıyordur. Kara deliğe bakıyordur. Kara delik bu yaşam enerjisini o nesillerden çeker. Dolayısıyla 5-6 jenerasyon sonra artık anne baba olacak güç kalmaz o sistemde. Sistem yaşam enerjisini kara deliğe, işte travma girdabına akıtır. Şimdi bu travmanın acıklı, zor durumu ve şu anda yaşadığımızda da Türkiye'de şu anda çok büyük bir travma girdabı var. Bizim bütün geçmiş nesillerdeki travmalarımızı tetikleyecek bir travma girdabı. Çünkü göç de yaşıyoruz. Muazzam bir mal mülk kaybı. Aile, yakınlar, yani savaş travması gibi de. Değil mi? Baktığınız zaman doğudaki o yük, şey
Yüksekten çekilmiş o uydu fotoğraflarına, filmlerine baktığımız zaman gerçekten savaş gibi, gerçekten çok büyük bir kayıp travması. Ve bizim Anadolu insanının, evet, bahsettiğim gibi kul, zalim, zengin, fakir, ırkçılık, ayrımcılık, ikilik, göç travması, kayıp travması, insan olarak bireye saygı duyulmama travması, varlığımızın görülmeme travması, sürü psikolojisi, bütün bunların hepsinin aktif olduğu bir zamandayız. Ama aynı zamanda uzayda bir şey daha vardır. O da yıldızlar, değil mi? Çünkü kara delik o kadar yoğun ve güçlü bir enerjidir ki, eğer biz, şimdi bu tabii tamamıyla benim spekülasyonum travma konusunda, ama gerçi geçen Ocak ayında bu ispat da edildi, fotoğrafı bile çekildi. Eğer biz o kara deliğe yüreğimizle birlikte girmeye başarırsak, bilincin ışığıyla birlikte girmeye başarırsak, orada o ışığı çoğaltacak çok büyük bir mazot var. Çok büyük bir potansiyel var. Yani eskiden fizikçiler de derdi her kara delik potansiyel bir yıldız olabilir diye. Geçen sene galiba 2022'nin ya da 2021'in ocağında da ilk defa galiba Hubble teleskobu fotoğraf çekti. Bir kara deliğin dışarıya yıldız püskürttüğüne dair fotoğraf paylaştı. Yani gerçekten kara delik dediğimiz şeyler ışığın rahimleri olabilir. Dolayısıyla evet, bu travma girdapları çok ağır, yoğun, zor enerjilerin çok küçük bir alana sıkışması ve aynı zamanda da muazzam bir aydınlık için müthiş bir potansiyel. Ama bu potansiyelin açığa çıkması için bizim, bu travmaların çocukları olan bizlerin, çünkü her birimiz travma çocuklarıyız. Çünkü her birimizin kaderleri o depremler, o savaşlarda bazılarının ölümü, bazılarının yer değiştirmesiyle dünyaya geldik. Bu deprem de çok büyük kaderlerin depremleri. Pek çok çocuğun ölümüne ve gelecekte de pek çok çocuğun doğumuna neden olacak bir travma. Dolayısıyla biz bu travma çocukları olarak, hepimizde bu potansiyel var. Karanlığı ışığa çevirme potansiyeli var. Bunu yapabilmemiz için de önce sinir sistemimizin ustaları olmamız gerekiyor. Sinir sistemimizi tanımak gerekiyor. Ancak o şekilde ışığımızı koruyabiliriz bu karanlığın içinde. Yoksa kendi ışığımızı kaybedersek, yürek enerjimizi, yürek bağlantımızı kaybedersek travmanın içinde, donup kalırsak Medusa'nın önündeki o binlerce kahraman şövalye gibi, ya da öfkeye kapılıp enerjimizi yıkıcılığı hizmette kullanırsak, çözüm değil de savaşma isteğinde kullanırsak, haklı olma isteğinde kullanırsak, buna harcarsak, çözüm ve uzun odaklı olmak yerine, ya da çöküp kalırsak depresyonda. Diyeyim, bir donup kalmak var, bir de çöküp kalmak var. Bunları yaparsak o travma girdabına kendi enerjimizi ilave ediyoruz. Travma girdabını daha da çoğaltıyoruz. Ama bugün de bu çalışmaya geldiğinize göre, değil mi? Bu tip çalışmalara katıldığınıza göre zaten siz de kendi potansiyelinizin farkındasınız ve bunu dönüştürmeye hazırsınız. Onun için buradan beraber harekete çıkacağız. Ve bugün de bu işi birazcık daha böyle kolay ve tatlı bir hale getirmek için de size bir çocuk kitabından bahsedeceğim. Ve beraber bir çocuk kitabına bakacağız. Ama çocuk kitabına girmeden önce size çok kısaca bizim sinir sistemimizin fizyolojisini en basit şekilde anlatacağım. Şimdi en basit şekilde deyince Feride ne olur kısa kes.
Ayrıntıya girme Feride, dağılma Feride, ne olur şeklinde. Okay. Şimdi bizim bir beyin yapımız var ve bu beyin yapımız evrimleşen bir beyin yapısı. Dolayısıyla siz bir fetusa baktığınız zaman bir fetus da aslında bütün yaşam organizmasının en sonunda Homo sapiens olarak sonuçlanan bir insan bebeğine baktığımızda sürecini görebiliyoruz, değil mi? Tek hücreden başlıyor, çoğalıyor, bölünüyor derken kuyruklu bir dinozora benziyor, solungaçları var. Denizlerden geldiğimizi bize gösteren derken oradan değişiyor falan ve bir insan bebeğine dönüşerek annemizin rahminden çıkıyoruz. Hızlandırılmış bir evrim sürecini görüyoruz bu anne karnındaki 9 aylık dönemde. İşte aslında bu süreçte bizim bütün fizyolojik hızlı çekim oluşumumuz var. Biz dediğimiz olarak da yaşam organizması olarak biz diyorum. Sürüngen beyin diye bir şey var. Hala Homo sapiens dediğimiz bizim beyin yapımızın en kökünde ve bütün sürüngenlerle ortak paylaştığımız ve hayatta kalabilmek için kullandığımız mekanizmaları onlarla aynı şekilde kullandığımız bir beynimiz var. Bu sürüngen beyin. Ondan sonra memeli hayvanların gelişimiyle birlikte insan beyninde de limbik sistem gelişiyor ve o sürüngen beynin üzerinde üçlü beyin modelini anlatıyorum. Memeli hayvanlarla ortak olan bir beynimiz o beyin üzerine kaplanıyor. Derken bir tek Homo sapiens'te görülen o prefrontal korteks dediğimiz, bilinçli beyin dediğimiz, düşünen beyin, ben kimim, ben bunu yaşıyorsam, bunu gözlemleyen kim gibi derin felsefi sorular sorabilen bir düşünen beyin geliyor prefrontal korteks. Fakat prefrontal korteks yani bilinçli beyin en son evrim sürecinde gelişen beyin. Sürüngen beyin ise bizim organizma olarak, biyolojik bir organizma olarak hayatta kalabilmemizi sağlayan ilk defans sistemlerinin geliştiği beyin. Dolayısıyla biz tehlikeyle karşılaştığımız anda, karşı taraftan bir tehdit gördüğümüz anda bu defanslar aktive oluyor. Ve bu defanslar aktive olurken bilinçli beyine sorulmuyor. Çünkü bilinçli beyin evrimsel süreçte en son gelişen beyin olduğu için bilinçli beyine kan gitmesi, bilinçli beynin düşünüp karar vermesi çok zaman kaybettiriyor. O sırada bizi bir kaplan yiyebilir, hızlı karar veremeyiz, düşünmeye girersek yem oluruz diye sürüngen beyin bilinçli beyne giden kan akışını kesiyor. Bizim bütün görme ve duyma, işitme potansiyelimizi tehlike ayarlarına getiriyor. Sadece odaklı göz hücreleri çalışıyor ve sadece tehdit içeren sesleri duyabilmeye başlıyoruz. Bütün sistem değişiyor. Muazzam bir şey. Görebilsek aslında hani Batman'in arabası gibi oluyoruz yani. Böyle bir zın 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 şeyler çıkıyor falan ama tabii bu görünmüyor. Dolayısıyla sürüngen beyimizi ele geçirdiği zaman hayatta kalma defanslarından bir tanesine götürüyor. Bunlardan bir tanesi saldır ve kaç. Eğer karşımızdaki tehdit saldırıp yenebileceğimiz ya da kaçıp kurtulabileceğimiz bir tehditse kan adalelere pompalanıyor. Sistemde müthiş bir enerji var, hazım duruyor ve biz karşı tarafa saldırıp ya da kaçıp kurtulabileceğimiz bir moda geçiyoruz. Ama tehlike karşıdan değil, aynı anda her taraftan birden geliyorsa, saldır kaç hiçbir işe yaramayacaksa ne oluyor? Sistem donmaya geçiyor. İçeride saldırıp kaçmak için büyük bir enerji var. Fakat hareket yok, frene basılmış. Aynı anda arabada gazla basılı bir ayak, öbür ayakta da frene basılı. Çünkü tetikteyiz, bekliyoruz. Diyelim ki 5 tane kaplan yaklaşıyor bize her taraftan. Kaçabileceğimiz bir yer olur mu diye donup kalıyoruz. Fare misali, fareyi oynayan kedi de durumunda farenin yaptığı misalde. Ve eğer o kaplanların dikkati ya da işte o kedinin dikkati başka bir yere çekilirse, öyle bir an hissedersek freni çekiyoruz, gazlayıp kaçabiliyoruz. Donma öyle bir yer. Ya da çökme dediğimiz bir şey var. Çökmede artık sistem diyor ki hiçbir şekilde kurtuluş yok. Kaçacak bir yer yok. Teslim oluyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayat bitti. Ölüme teslim oluyorum. Orada işte
Belki altımıza dışkılıyoruz, bütün sistem gevşiyor, adaleler laçkalaşıyor, nefes durmaya başlıyor ve beyin acıya karşı acıyı fazla hissetmememiz için serotonin salgılamaya başlıyor. Şimdi deprem gibi bir şey, gördüğümüz üzere bazı insanlar kaçıp kurtulabildiler, bazıları kaçıp kurtulamadı, değil mi? Bazıları donup kaldı, kendi evi yıkılmasa bile, hatta evde hiçbir sorun olmasa bile o depremin dehşetiyle ve belki de nesillerden aktarılan başka travmaların da tetiklenmesiyle evinden ertesi gün ancak komşuları yardımıyla çıkarılabilenler var. Çünkü donup kaldılar. Hatta donup kalmadı değil, çökmeye geçtiler belki de. Dolayısıyla travma sadece durumu değil, bizim sinir sistemimizin o duruma nasıl tepki gösterdiğiyle de bağlantılı bir şey. Çünkü her birimizin sinir sistemi öğrenmiş olduklarından dolayı o gelen dış tehdide farklı bir tepki gösterebiliyor. Şimdi bunu size anlatmak için şöyle çok sevdiğim bir Debdana'dan aldığım bir merdiven sistemi var. Ne dedik? Evrimin ilk başında donup kalma, yani sürüngenlerde olan bir tehditle karşılaştığımızda hareketsiz kalıp donup kalma durumu var. Saldır kaç defansı var. Ondan sonra da Homo sapienslerde, insanlarda birbirimize iletişim kurduğumuz, gülümsediğimiz zaman sevgi frekanslarında duyabildiğimiz, yürek bağlantısını duyabildiğimiz bu sosyal bağlanma modu var. Burada ise travma artık tamamen geçiyor ve şu anda şimdi buradaya geri dönebiliyoruz. Bunu bir kuyu olarak düşünürseniz ya da bir basamak olarak düşünürseniz, kuyunun dışındayken gözlerimizin bütün hücreleri çalışıyor. Geniş açı görebiliyoruz. Kuş seslerini de duyabiliyoruz. Güzel melodik sesleri duyabiliyoruz. Yüreğimizi hissedebiliyoruz. Dolayısıyla hayatın bize getirdiği fırsatların farkındayız. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Bir tehdit geldiği zaman kuyunun biraz içine giriyoruz. Görme hücrelerinin sadece odaklı olanları devreye giriyor. Geniş açı olanları kayboluyor. Daha at gözlüğü gibi görüyoruz. Hayatı daha kısıtlı görmeye başlıyoruz. Sevgi seslerini duymamaya başlıyoruz. Melodik frekansları. Hatta sinirimizi bozmaya başlıyor. Daha çok çok tiz çığlıkları ya da çok bas sesleri duymaya başlıyoruz. Eğer saldırgaçtan da aşağıya inersek, donmaya doğru, çökmeye doğru, kuyunun iyice dibinde, işte orası artık hiç gökyüzünü göremediğimiz, karanlıktayız, çukurun dibindeyiz. Buradan çıkış yok, ümitsizlik. Ne yapsak? Bir şey yaramayacak. Bu hayat çok zor. Enerjinin olmadığı yer, yaşama dair enerjinin kalmadığı yer. Bunu size kısaca göstermek istiyorum. Şöyle yapacağım. Tane share screen yapacağım. Bir dakika. Onu böyle yapamıyormuşum. Yapabiliyormuşum. Şimdi bunu da niye size gösterdiğimi anlatacağım. Ha, böyle olmuyormuş peki. Şimdi bunu bir merdiven olarak düşünürsek, bu ventral vagal, kuyunun en üstündeyiz. Güvendeyiz, sosyaliz, bilinçli beyne kan gidiyor. Dolayısıyla orada bir Feride var, bir Esra var, Veysi var, birey var, farklı olan yönlerimiz var. Rahatız, akıştayız, hayatla bağlantıdayız. Enerjimiz var ve insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Hayatın bize getirdiği fırsatları fark ediyoruz. Yüzümüze güneş vurduğu zaman bir gülümseyebiliyoruz. Burası güvenli ve sosyal. Sinir sisteminde kendimizi iyi hissettiğimiz yer. Bilinçli beyne kan akışının olduğu yer. Yani işte ışığın olduğu yer burası. Bilincin olduğu yer burası. Eğer bir tehdit gelirse ve bir anda karşıdan diyelim ki eli bıçaklı biri geliyor, bize doğru koşuyor. Biz de bir sokaktayız. Ne oluyor? Bu merdivenden
biraz aşağıya iniyor sinir sistemi. Evrimsel süreçte birazcık daha aşağıya iniyoruz ve sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Sempatik sinir sistemi müthiş enerji salgılıyor, adrenalin salgılıyor, stres enerjisiyle çalışıyor ve bizim adelelere kan pompalıyor, kalbimiz atmaya başlıyor. Ya kaçacağız bu kişiden ya da saldıracağız bu kişiye. Burada hissettiklerimiz, korkuyoruz, endişe var, her an bir şey olabilir, eyvah ne olacak, diken üstündeyim, tetikte olmam lazım, yerimde duramıyorum. Bir şey mi kaçırıyorum acaba, bir şey daha mı bilmem lazım, çene gergin. Burada yüksek bir ısı var. Eller aktif, değil mi? Isırma duyusu. Çene çok önemli çünkü biz ısırma, bunlar hep saldırmakla bağlantılı şeyler. Gözler açık, odaklı. Okay. Ya da kaçmaya hazırız. Hareket var. Ve diyelim ki kaçmaya başladık, o kişi bize doğru geliyor, kaçıyoruz sokakta ve bir çıkmaz sokak olduğunu görüyoruz. Gidebilecek hiçbir yer yok, kapana kısıldık, kaçabileceğimiz bir yer yok. Dorsal vagal, hareketsiz ve çökmeye geçiyoruz. Sistem müthiş aktive olmuş olabiliyor fakat o aktivasyonu gösteremiyor donmada, tetikte bekliyor. Kendinden kopma oluyor, disasosiye oluyor, uyuşuyoruz. Bedenle bağlantımız kesiliyor. Bedende olan biteni hissetmemeye başlıyoruz. Çok fazla zihinsel olup zihne bağlanıyoruz. Fakat burada bilinç yok. Burada korku hissettiğimiz bedensel korkuya bilincimizin yaratmaya çalıştığı, bilincimizin değil, zihnimizin yaratmaya çalıştığı hikayeler var. Dolayısıyla burada gene birey ve farklılıklarımız yok. Çünkü hareketsiz çökmedeyken, dorsal vagaldeyken, o aktivasyondayken, donmadayken söylenen bütün hikayeler aynı. Feride'nin de bir başkasının da anlattığı zihnin hikayesi aynı sözcükler. Umutsuzluk, depresyon, hiçbir şey hareket etmek istemiyor, eller ve ayaklar soğuyor. Şimdi bunu... Bu sistemi, kendi sinir sistemimizi tanımak ve hangisinde daha çok olduğumuzu fark etmek, bu geçtiğimiz 3 hafta içinde maruz kaldığımız, tanık olduğumuz, dinlediğimiz ve belki de birebir yaşamış olduğumuz bu deneyimler bizi bu defans sistemlerinden hangisinde tutuyor? Ve bu defans sisteminde, bu merdivenin dibindeysek yavaş yavaş nasıl daha yukarıya doğru çıkıp o bilince de kan gittiği yere dönebiliriz ki işte o travma girdabına ışığımızla girelim. Orada hala biri olarak o travma girdabında olalım. Travma girdabı bizim sinir sistemimizi kendi kölesi haline getirmesin. Biz o travma girdabına bilinçle girelim ki oraya ışık ve yürek enerjisini taşıyabilirim. Amacımız bu. Bunu yapabilmek için de sinir sistemi çalışmaları son zamanlarda çok pratiklerde var. Donmada ne oluyor? Aktivasyondaysanız, eğer sempatik sinir sistemindeyseniz, müthiş bir öfkedeyseniz yapabileceğiniz en iyi egzersizler beden egzersizleri. Yani beden egzersizleri derken silkinmeler olabilir, titreşmek olabilir, değil mi? Aynen. Cabbarca meditasyonu diye bir şey var. Evde yalnızken tercihen, birisi yokken bilmediğiniz bir dilde konuşmak olabilir. Çünkü ifade bulmak istiyor öfke enerjisi. Bir başkasına patlamak, olduğumuz yerde donup kalıp televizyonda gördüklerimize küfredip ama hiç aksiyona geçememek yerine bir aksiyona geçmek ya da yazmak. Ya burası ne biçim, bu ne bir rezalet, bunlar nedir, bu Allah cezalarını vermesin, ne aklınıza geliyorsa. Ben olsaydım şöyle yapardım, ben olsaydım böyle yapardım ki bu öfkenin, bu sempatik aktivasyonun bir ifade bulması gerekiyor. Ve bu ifade bulduğu zaman sistem rahatlayıp tekrar güvenli bağlanmaya ve çözümleri görmeye, hayatın getirdiği fırsatları ve çözümleri görmeye gidebiliyor. Ama eğer sempatik aktivasyondaysak,
saldırı karşıdaysak ve o müthiş öfke içindeysek ne yapıyoruz biliyor musunuz? Daha çok kurban yaratıyoruz. Daha çok saldırgan yaratıyoruz. Aynı polariteye hizmet ediyoruz. Yani bu gördüğüm en temel şeylerden bir tanesi, çok büyük haksızlığa uğradığımız zaman o kadar eğer öfkede kalırsak, ki öfkede kalmak aslında akıllıca bir şey. Çünkü donmaya ve çöküşe geçersek çocuklarımıza bakamayız. Gücümüz kalmaz. O gün işe gidecek halimiz kalmaz. Ama öfke enerjisi güç verir. Haklılığımıza sığınarak harekete geçebiliriz. En azından evde çocuklara yiyecek getirebiliriz. Hayata devam edebiliriz. Ama işte o öfke enerjisi de ne olur? Gene ikiliye hizmet ediyor. Onlar kötü olanlar ve biz mağdur olanlar. Dolayısıyla biz bir süre sonra yeni mağdurlar yaratıyoruz öfkemizle. Gücü elimize geçirdiğimizde. Ve bu hikaye devam edip duruyor yüzyıllarca. Çıkamıyoruz. Dolayısıyla öfke enerjisini hazmedip, ifade edip bir başkasına zarar vermeden bunun sorumluluğunu alıp çözüme odaklanmamız gerekiyor. Bilinçli beyne kan giderken. Çünkü çözümler sadece bilinçli beyne kan giderken oluyor. Mesela şu anda çok görüyorum işte yeterince akılcı bir ülke değiliz, bilimci bir ülke değiliz. İşte hep yürekte kalıyoruz, o yüzden böyle bir durumdayız falan. Hayır arkadaşlar. Hep yürekte kalmak, hep bilimci, akılcı olmak da değil. İkisini beraber kullanabilmek. Yürek ve bilim, yürek ve zihin ve bilinç bunlar bir aradayken anlam ifade ediyor. Yoksa sadece zihin işte bilim değil, orada da büyük dogmalar olduğunu görüyoruz. O da yaşamın kendisinden kaçmak olabiliyor. Sadece yürek duygularla sağlığa sola çırpılmak, kaosun içinde yok olmak o da değil. Bu ikisini bağlantıda kullanabilmemiz gerekiyor. Onun için de burayı hissederken ventral vagalde değil mi bilinçli beyne kan gidişinde olmamız lazım. Çünkü bazen burasını keserek zihne gidiyoruz. O da olmuyor. O da bütüne hizmet etmiyor. Eğer sempatik sinir sisteminde değilsek, kendimizi daha çok donma halinde buluyorsak, mesela bugün benim olduğu gibi, yani öyle bir yerdeyim ki oturup hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Annemle babam ikisi de çok yaşlılar. Muazzam hayatlar yaşadılar. Hala beraberler. Biri 91 oldu daha geçen ay. Diğeri 97'ye gidiyor birkaç ay sonra. Çok tatlı bir zorlu, inişli çıkışlı eğitimlerde bol bol anlattığım ilişki eğitimlerinde örnek verdim. Yavrum nelere şey olduklarını bilmiyorlar, aracı olduklarını neyse. Muazzam bir evlilikleri oldu. Ve şimdi onların ölümle hazırlanmaları, yaşamla helalleşmelerini görmek bir yandan çok büyük bir onur benim için, çok büyük bir nimet, çok şükür duyuyorum. Öte yandan da hakikaten böyle çok paralize eden bir yeri de oluyor. Yani o güçlü, o yaşam dolu insan, gene yaşam dolular çünkü bu yaşta bile çok yaşam dolular. Ölümle yüzleşmelerini görmek çok canımı da yakabiliyor. Ve bugün fark ettim ki onlara güçlü olma adına duygularımla bağlantımı kestim. Ve ne kadar donmuş olduğumu fark ettim o sabah. Dedim tamam Feride ya. Yani şöyle bir köşeye git. Şöyle ağlatacak bir müzik koy kendine. Böyle biraz böyle okşa, ağla. Ama yüreğini de hisset, şükranını da hisset. İşte eğer donmadaysak, bu sabah böyle oraya girdim. Babam düştü, annem panik atak yaşadı bunun üzerine ve bütün sistem alt üst oldu. Zaten çok pamuk ipliğinde. Babam belki artık yürüyemeyeceği gerçeğiyle karşılaşıyor ki onun için ölümden daha da acı bir şey bu. Ne oluyoruz donmada? Nefesimizi tutuyoruz. Yaşamla bağlantımız kesiliyor. Yani sanki denizdeyiz ama suyu hissetmiyoruz. Değil mi? Balık adam kıyafeti giymiş gibiyiz. Dışarıdan bakıyoruz her şeye. Mekanikleşiyor, robotlaşıyor bir şeyler. Böyle bir uzağız.
Şimdi biraz dolmada olduğum için görüyorsunuz değil mi? Nasıl dolmada olduğum aralarda giriyorum. Metral makalelere girdikçe çıkmaya çalışsam da. Dolayısıyla bizi böyle biraz disosiye, yani beden ruh bağlantısı kopuyor gibi. Böyle bir yere getiriyor donma bizi. Eğer donmadaysak bu deprem gerçeğiyle, bu yaşadığımız bu 3 haftalık deneyimle bizi buraya getirdiyse, yapmamız gereken şey önce enerjiyi aktive etmek. Yani bu enerjiyi çünkü tutuyoruz demek ki. O zaman yavaş yavaş belki de beden hareketleri, uzun nefesler, nefes çok iyi geliyor ve baskı, şu olay. Çünkü ne oluyor donmaya geçtiğimizde? Duyumsamaları hissetmemeye başlıyoruz. Ten ise aslında tekrar beden-zihin bağlantısını kuran çok önemli bir duyu organı. Dolayısıyla annem panik atak geçirdiğinde ve nefesi kesildi. Çünkü oradan çok zor bir yere gitti ve ilk başta bir endişe ve kaçma durumundaydı. Oradan donmaya geçti. Ayak masajı yaptım, güzel bir müzik koydum, ellerine masaj yaptım, yüzüne masaj yaptım, özellikle gözler. Baskı, baskı, kulaklar. Çünkü bunlar bütün ventral vagal, yani en son gelişmiş bilinçli beyne kan gitmesini sağlayan vagus sinirinin o bölgesini aktive eden şeyler. Buradan tekrar çıkabiliyor kişi girmiş olduğu donmada. Ama tabii donma eğer çok büyükse buradan ancak bir başkasının yardımıyla çıkabiliyoruz. Çünkü kendi başımızayken bunu yapmak hiç işimizden gelmiyor. Değil mi? Hiç gelmiyor. Ben de onun için böyle bir iki arkadaşımı arayıp onların huzurunda ağlayabildim. Çünkü kendi başıma beceremedim bugün bunu. Biraz fazlaydı gelen şey. İkisine birden yetememe durumu, hem anneme hem babama. Çökmedeysek de, yani eğer çok ağır depresif bir yerdeysek ve hiçbir şey yapmak istemiyorsak ve beni dinlerken bile zor bela bu videoyu açtıysanız ve bana da küfrediyorsanız şu anda, öyle konuşuyor konuşuyor ya ne diyor falan diye. Yani umutsuzluğun en dibine vurduysanız değil mi? Öyle bir şey. Çok minik. Belki de sadece parmağımı 10 defa kaldıracağım. Bugün bu kadarını yapabileceğim. Ya da kendime sadece bugün bunu yapabileceğim. En minikten. Bir kaplumbağa düşünün. Eğer doğada bir kaplumbağayla karşılaştıysanız, korktuğu zaman kabuğuna çekilir, değil mi? Kafasını içeri çeker. Biz onun kafasını zorla dışarı çekemeyiz arkadaşlar. Onunla konuşursak iyice içine kaçar. Dolayısıyla tek yapabileceğimiz bir şey belki bir mağrurla çok sessiz bir şekilde orada sabırla saatlerce beklemek olabilir. Ve yavaş yavaş belki kafasını dışarı çıkarıp bizim tuttuğumuz mağrurdan yemeye başlar. Süreci hızlandıramayız. Bununla ilgili sizinle bir çocuk kitabı paylaşarak bitirmek istiyorum. Benim somatik deneyimleme grubunda paylaştılar bu kitabı. Allah'ım bu kitabı yazanın ellerinden öpeyim. Bunca zamandır anlatmaya çalıştığımız şey bu kadar mı güzel anlatılır? Ne olur kendinize alın bu kitabı. Bütün depremzede çocuklara bu kitabı dağıtalım. O kadar değerli bir kitap. Ve bu benim bütün bu anlattıklarımı o kadar güzel söylüyor ki. Çünkü özünde travmanın, işte o kara deliğin en büyük ilacı sinir sistemlerimizle birbirimize bağlanıp beraber ağlayıp ağlarken gülüp işi biraz belki zamanı geldiğinde mizaha vurup zamanı geldiğinde öfkelenip zamanı geldiğinde nasıl düzen kuracağımızı konuşup değil mi? Beraber el ele ancak birbirimizin varlığıyla birbirimizin yüreklerini hissederek ancak güneşe çevirebiliriz ve ben bu topraklardan çok umutluyum. Acayip umutluyum. Yani çok zor topraklar. Muazzam bir kitap okudum. Kökenler diye mutlaka okuyun. Coğrafya insanı nasıl
şekillendirdi? Coğrafya Homo sapiens'i nasıl şekillendirdi? Kökenler. Ve o kökenlerin ilk bölümü şunu diyor. Neden bütün dünyadaki büyük medeniyetler fay hatları üzerine kurulmuştur? Ve neden bütün büyük medeniyetlerin sonları da depremle olur? Bizler tektonik plakaların çocuklarıyız der. Çok önemli bence. Bizler bu coğrafyanın çocuklarıyız. Eğer bizim sinir sistemimiz böyle ateşli, alevli, yanıla yakıla bir sinir sistemi ise ve sürekli baskıyla ayakta kalmaya çalışan bir sinir sistemi ise, sürekli baskı altında olan topraklarda büyüdüğümüzü unutmayın. Sürekli bir kirliliğin olduğu topraklarda, baskı biriken topraklardan enerji sistemimizin yükseldiğini unutmayın. O kitabı da söyledim. Şimdi gelelim güzel kitabımıza, harika bir kitap. Ne yapıyordum? Pardon, gene yanlışla şeyden gittim. Önce şunu kapatıyorum. Bir dakika. Sonra share screen yapıyorum. Evet. Görüyorsunuz, değil mi? Evet. Ya şey yapamıyor muyum ben burada? Bir dakika, şunu peki aşağıya alacağım. Enter. Okay. Herkes görüyor. Şimdi Taylor bir gün bir şey yapmak istedi. Peki. Yeni bir şey, özel bir şey. Pardon arkadaşlar, ben şu şeyi yapamadım. Yavaş gidecektim. Biraz hızlı gittim. Bir dakikanızı rica edeceğim. Şunu nasıl yok et? Ha, süper. Bunu da yok etmeyi başardım. Bunca yıldır. Tamam. Ve Taylor harika bir şey yaptı. Çok gururlandı. Ama sonra bir anda, arkadaşlar mahvetmiş olduğum için özür dilerim ama şöyle yapacağım daha iyi. Okey. Ve Taylor harika bir şey yaptı. Çok gururlandı. Derken bir anda travma geldi ve yapmış olduğu her şeyi yıktı. Paramparça oldu yaptığı o muazzam eser. Ve beden dilini görüyoruz, değil mi? Merdivende aşağı inmeye başlıyor. Hüzün var, üzüntü var. Burası dorsal vagal, merdivenin alt basamakları. Ve Taylor çöktü merdivenin en dibine, yani kuyunun en dibine indi. Bayağı depresif, umutsuz, çökmüş durumda. Bunu ilk gören tavuk oldu. Gıdık, ne kötü, bunun için çok üzgünüm dedi tavuk. Hadi konuşalım, anlat anlat. Ama Taylor konuşmak istemedi ve tavuk gitti. Sonra ayı geldi. Ne kadar korkunç, eminim çok öfkelisindir. Hadi bağıralım dedi. Değil mi? Katarsis yapmak istiyor. Çok severim. Ama Taylor bağırmak istemedi ve ayı gitti. Fil ne yapacağını biliyordu. Tata, ben bunu halledebilirim. Tek yapmamız gereken parçaların eskiden nerede olduklarını hatırlamak dedi. Geldi. Gayet akılcı bir yöntemle. Ama Taylor hatırlamak istemedi. Ve fil gitti. Sırtlan geldi. Tamam, hadi mizah yapalım, buna gülelim dedi. Deve kuşu geldi. Hadi saklanıp hiçbir şey olmamış gibi yapalım dedi. Kanguru geldi. Ay, etraf çok dağınık. Hadi düzenleyelim, her şeyi düzen getirelim, toplayalım, atalım dedi. Sonra yılan geldi. Hadi biz de bir başkasının yaptığını bozalım dedi. Ama Taylor hiç kimseyle hiçbir şey yapmak istemedi ve sonunda hepsi gitti. Taylor yapayalnız kaldı. Taylor o sessizliğin içinde tavşanı fark etmedi. Ama tavşan yavaş yavaş ona doğru yaklaştı. Taylor onun sıcaklığını hissedene kadar sokuldu. Taylor lütfen yanımda kal diyene kadar hiç konuşmadan yan yana oturdular. Tavşan dinledi. Taylor anlattı.
Tavşan dinledi. Taylor bağırıp çağırdı. Tavşan dinledi. Taylor hatırladı. Tavşan dinledi. Birlikte güldüler. Tavşan Taylor'ın saklanma, her şeyi kaldırıp atma, birilerine ait bir şeylere zarar verme planlarını dinledi. O bunları anlatırken tavşan hiçbir yere gitmedi ve doğru zaman geldiğinde tavşan Taylor'ın yıkılanları tekrar dizme planını dinledi. Sabırsızlanıyorum dedi Taylor. İşte bu harika olacak. Şimdi aynen. Bu süreç böyle bir süreç. Ben bunlara baktığım zaman değil mi, ayı oluyorum, ondan sonra kanguru oluyorum. Hemen her tarafı toplayıp düzen getirmek. Zaten böyle bir travma girdi, buna girdiğim an evi toplamaya başlayanlardınız. Hemen her yeri süpürmeye başlıyorum. Elimde faraş, süpürge falan. Tanıdık gelebilir size. Siz hangisi oluyorsunuz bu hayvanlardan? Ve işin doğrusunu istersek, ister bu depreme maruz kalmış olanlardan olalım, Taylor'ın durumunda kendi sürecimiz var. Ve bu süreç içinde bizim yanımızda, bizimle durup sabırla bizi dinleyecek olanlara ihtiyacımız var. Bize ne yapmamız gerekeni söyleyecek olanları, zorla terapi, şu terapi, bu terapi değil. Gerçekten buradayım ben, seninleyim. Görüyorum, duyuyorum, acıyor. Yani sendeki acısını bilemem ama bendeki yansıması zaten zor. Ve seninleyim diyecek olanlara. Eğer gönüllü olarak çalışıyorsak depremzedelerle, bu travmayı ilk elden yaşamış olanlardan, durup dinlememiz gerekiyor. Tavşan olmamız gerekiyor. Eğer öfkelenmek istiyorlarsa, evet ya, değil mi? Duymamız gerekiyor. O alanı, o kapsama alanı, yani o bilinç ve yüreğimizi o travma girdabında onların yanında tutmamız, o ventral vagal, yani kuyunun üstündeki yerle bağlantıda olarak onların travma girdabında olmamız gerekiyor ki onların oradan çıkış ışığı olabilirim, yolu olabilirim. O sevgiyle onlara rehberlik edebilirim. Değil mi? Kendimiz ikinci travmaya maruz kaldıysak, yani depremi birebir yaşamasak bile televizyonlarda gördüklerimizde, okuduklarımızla, dinlediklerimizle ya da kendi nesillerimizde geçmişte yaşadığımız deprem travmaları tetiklendiyse, o zaman kendimize bir tavşan bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Sizi dinleme kapasitesi olan, size ne yapacağınızı anlatmadan, işte bu terapiye git, o çok iyi gelir, bak bu tam senlik bir şey, sen de burada çok kaldın, hayat devam ediyor, buralara girmeden, değil mi? Sizin, çünkü zihin başka bir şey, kabuğuna çekilmiş kaplumbağa başka bir şey. Bizim sinir sistemimiz kabuğuna çekilmiş kaplumbağa gibi. Onu zorla oradan çıkaramıyoruz. Onu oradan çıkması için sabır, sevgi, temas, gülen bir yüz, güvende hissetmemiz lazım. Önce güvende hissetmemiz lazım. Onun için size evet, böyle bir çocuk kitabı bunu bu kadar güzel anlatabilir. Ve şeyi de biliyorum, depremzede çocuklara yolluyorlar şimdi bu kitabı. Bol bol dokunma, peluş oyuncaklarla birlikte çok önemli. Çünkü dokunmak çok çok önemli. Temas çok önemli. Yumuşak temas. Ve böyle de sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Aslında travma bilgeliği bu kadar basit. Yüreğimizle bağlantımızı kesmeden, sevgimizle ve bilincimize giden o kan akışıyla bağlantımızı kesmeden orada varlığımızda kalabilmek. Ve bu travmadan, bu travma alanından, bu travma girdabından müthiş bir ışığın doğacağına inanıyorum. Çünkü şu son 99'dan beri Türkiye'nin yaşamış olduğu bilinç zıplamasına inanamıyorum, sıçrayışına. Yani binlerce kişi kişisel gelişim ve bu çalışmalara merak saldı. Bunların %90'ı kadın, yani daha önce evde ve çok daha
kısıtlı bir yerdeyken enerjileriyle dışarı çıkıp birbirleriyle sosyal bağlantı ağlarını kurmaya başladılar. Zaten genelde insanlık toplumunda kadınların görevi bu sosyal bağlantı ağlarını kurmak. Ve şimdi biz bunu bir de online yapabiliyoruz. Çok acayip bir gücümüz de oldu, değil mi? Bu şekilde de bağlanabiliyoruz. Dolayısıyla buradan çok büyük bir güç, çok büyük bir potansiyel doğuyor. Ve her birimize de iş düşüyor burada. Sevgimizle yüreğimizde kalmak gibi. Varlığımızı unutmamak gibi, bu girdaplara kendimizi kaptırmamak gibi. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar bugün. Travma bilgeliğinde. Belki gene buluşuruz önümüzdeki günlerde, haftalarda. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hep beraber uzun soluklu, uzun soluklu, uzun soluklu olabilmemiz için de burasıyla hep bağlantıda, burasıyla hep bağlantıda kalmamız lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok Görüşmek üzere. teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.